Yukarıdaki maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi elektrolittir? Elektrolit neydi? Elektrik akımını ileten sıvı. O halde elektrik akımını iletmesi için o sıvının iyon içermesi gerekli. Yani iyon içerenler elektrik akımını iyon hareketiyle iletiyordu. O halde K2SO4'e bakalım. Metal ve kök bileşiği. Yani potasyum ve sülfat iyonları içeriyor. Hatta iki tane K artı bir tane SO4 eksi 2 iyonu. Yani suda iyonlaşabilen bir yapı elektrik akımında sulu çözeltisi iletir. Peki CH3CO asetik asit. Asitler suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Ortama iyonlar verdi. O halde elektrik akımını iletir. Peki NaOH yani sodyum hidroksit sutkostik o bir baz iyonik yapılı. Bazlar suda iyonlarına ayrışarak ortama hidroksit iyonu veriyorlardı. Dolayısıyla elektrik akımını iletir. Ama üçüncüde verilen C2H5OH ise etil alkol. Etil alkol suda C2H5OH aqua olacak şekilde moleküler çözünür. Dolayısıyla sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez. O halde cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Mg3N2 bileşiğinde sabit oran 18'de 7'ymiş. Yani magnezyum kütlesinin, bileşik içerisindeki magnezyum kütlesinin azot kütlesinin oranı. Buna göre 100 gram Mg3N2 bileşiğindeki magnezyum ve azot miktarı bize sorulmuş. Bu oran bize şunu gösterir. Her 18 gram magnezyum ile her 7 gram azot artansız reaksiyona girer. Kütlenin korunumundan 18-7 daha 25 gram Mg3N2 bileşiği elde edebiliriz. Peki biz ne kadar bileşik istiyoruz? 100 gram. Bu bizim bulduğumuz neydi hocam? Bu bizim bulduğumuz en küçük tam sayılarla ifade edilmiş hali kütleleri. O halde biz bu oranı kullanacağız. 100 gram elde etmek istiyorsam 25 yerine 100 demek ki 4 katı kullanmalıyım. Burada da aynı oranı kullanmalıyım ki sabit oran değişmesin. Burada da aynı oranı kullanmalıyım yani 4 katı. 4 çarpı 18'den 72 gram. 4 çarpı 7'den 28 gram. Yani 72 gram magnezyum, 28 gram da azot olmalı. O halde 72'ye 28 cevap D seçeneği olacak. Aşağıda sulu çözeltisindeki iyonları belirtilen bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Önce iyonik bağlı bileşiklerin formüllerini bulalım. Ya da sadece iyonları kullanarak da adları verebiliriz. Ama formül oluşturalım. Çaprazlamayla formül oluşturabiliyorduk. Mutlak değer olarak geçiriyorduk bu sayıları. O halde bileşim formülü Na2CO3 olacak. Bu bir metal kök bileşiği. Nasıl adlandırılır? Metalin adı artı kökün adı. Metalin adı sodyum, kökün adı karbonat. Dolayısıyla sodyum karbonat. Peki aynı şekilde çaprazlıyorum KCN. O halde metalin adı kökün adı. Metalin adı potasyum. Kökün adı ise siyanür. Burada ise siyanat demiş. Dolayısıyla bu yanlış. CN eksi kökünün adı siyanür olmalıydı. Hocam siyanat neydi? Siyanat da şuydu. O CN eksi köküne biz siyanat diyoruz. Unutmayalım. CN eksinin adı ise siyanür kökü. O halde bu yanlış ama devam edelim. Bakır ve sülfattan oluşmuş ama bakır bazen bileşiklerinde artı bir, bazen de artı iki alır. O zaman Roma rakamıyla parantez içinde bakırın bu bileşikteki yükünü belirtmek zorundayım ki karışmasın. Bu bileşikteki bakır iki yüklü. Sülfat kökü SO4'tü, doğru. Peki kalsiyum ve asetat arasında yani bileşim formülü çaprazlamadan şöyle bulunur. CaCH3CO2. Ama genelde şöyle yazılır. CH3CO2 Ca şeklinde yazılır. Okurken de kalsiyum asetat şeklinde okurum. Bu doğru. Peki demir yine bileşiklerinde bazen artı 3 alır. Bazen de artı 2 alır. Değişken değerlikte olduğu için parantez içinde Roma rakamıyla değerliğini belirtmek zorundayım. Burada artı 3. Evet artı 3. Demir 3. NO3 eksi kökünün adı nitrattı. Dolayısıyla doğru. Yani cevabımız B olacak. Yukarıdaki bileşiklerin demir, bakır ve azot kütleleri eşit olan örneklerindeki oksijen kütlelerinin karşılaştırılması istenmiş. Her bir bileşik için bir kütlece birleşme oranı bulalım. Bir demir içeriyor ki demir 56. O halde demir kütlesinin oksijen kütlesine oranını bulalım. 56. Bir tane de oksijen içeriyor. Buradan görüyorum ki 16. İkisi de 8 ile sadeleşir. 7 bölü 2. Aynı şeyi CU2O için yapalım. Yani bakır kütlesinin oksijen kütlesine oranı.
Bakır 2 tane bakır içerdiği için 2 çarpı 64. Bir tane oksijen içerdiği için 16. 16 ile 64 sadeleşti. 4. Yukarıda 8 kaldı. Aşağıda 1 kaldı. 8'e 1. Aynı şeyi NO2 için yapalım. Azot kütlesinin oksijen kütlesinin oranı. 2 azot 2 çarpı 14. Bir tane oksijen 16. Sadeleştirdim 8. Sadeleştirdim 7'ye 4. Yani birleşme oranları bu şekilde. Şimdi bizden istenilen şeye dönelim. Bunların hepsindeki demir, bakır ve azot kütlelerinin eşit olmasını istiyorum. 7, 8, 7. İstersen şöyle taşıyabiliriz. Yani demir, azot ve oksijen kütlelerinin hepsinin eşit olması için bunları kaçta eşitleyebilirim? 56'da. O zaman 56'da eşitleyebilmek için bunu 8 ile genişleteceğim. Burası 56 olacak. O zaman aşağıyı da 8 ile genişletiyorum. Şuraya yazayım. Burası 16 olacak. Peki bunu 56'ya yukarıyı yani bakır kütlesini 56 yapabilmek için bunu yine 8 ile genişleteceğim. Pardon 7 ile genişleteceğim. Aşağıyı da 7 ile genişleteceğim. Yani burası 56 oldu. Burası ise 7 oldu. Peki bunu 56 yapabilmek için 8 ile genişletiyorum. Yani 56. Bunu da 8 ile genişletirsem 32. Şimdi değerleri alalım. Yani hepsindeki demir, bakır ve azot kütleleri artık aynı. Peki oksijen kütleleri. Birinci bileşikte 16. İkinci de 7. Üçüncü de ise 32. Peki o zaman en fazla üçüncü de. Çünkü o 32'ydi değer olarak. O zaman oksijen kütlesinin en fazla olduğu 32 gramla üçüncü. Peki şuraya bakıyorum. Birinci de ne kadardı? 16'ydı. Yani sonra birinci 16. Sonra en düşük olan da ikinci. Yani 7 gramda oradaki de. Demek ki oksijen kütlelerinin sıralaması 3, 1, 2 şeklinde olmalı. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Y2 ve XY2 molekülleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Bilgileri bir inceleyelim. XY molekülünde elektron yoğunluğu Y'nin etrafındadır. Şimdi XY 2 atomlu bir yapı. 2 atomlu bileşikler zaten polardır. Biz bunu biliyoruz. Yani şuraya not alayım. XY kesinlikle polar molekül. Peki bir bunu biliyorum. İkincisi elektron yoğunluğu Y'nin etrafında olduğuna göre demek ki bağ elektronlarını Y kendisine daha çok çekmiş. Yani Y daha elektronegatif diyebilirim. Yani son tahlilde elektronlar Y'nin etrafında toplanmış. Böyle düşünebiliriz. Yani şunu söylüyorum. Elektronegatiflik açısından durum şudur. Y büyük X'tir. Bunu söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Yani buradan başka bilgi çıkartamayız. Peki hemen ikinci bilgiye bakıyorum. XY2 molekülünde merkez atomun değerlik elektronlarının tamamı bağ yapımına katılmıştır. XY2 molekülünde merkez X, ona Y'ler bağlanacak. Peki merkez atomun değerlik elektronunun tamamı bağ yapımına katılmış. Ne olabilir? Yani merkez atom şöyle olabilir mi? Mesela merkez atom 4A grubunda olup Y de 6A grubunda olabilir mi şu şekilde? Olabilir. Neden? Böylelikle 4A'daki 6A'daki ile ikişerli bağ yapmış. Bu mümkün. Başka ihtimaller de var mı hocam? Var. Ama buradan net bir şey çıkartamıyoruz. Sadece şuna bakabiliriz. Bu XY2'de merkez atomda hiç boşta elektron kalmadığına göre. Yani bağ yapısı şöyle olabilir. Boşta elektron kalmadığına göre apolar molekül. Eğer boşta elektron kalsaydı arkadaşım şöyle bir yapı oluşturacaktı. X'in merkezinde boştaki elektronlar bu molekülün polar olmasını sağlayacaktı. Halbuki bu durum mümkün değilmiş. Yani ben bunu siliyorum. Çünkü merkezde boşta elektron hiç kalmamış. Demek ki simetrik bir yük dağılımı oluşturmuş. Ve merkezde boşta elektron yoksa bu moleküle nasıl molekül diyordum ben? Apolar. Yani XY2 için söyleyebileceğimiz şey apolar molekül olması. Peki XY için nasıl molekül demiştik? Polar. Peki Y2 için hiç bilgi vermemiş hocam. Y2'yi de biz şöyle yazalım. Y2 bir kere iki atomlu element molekülü. İki atomlu element moleküllerinin hepsi nasıldı? Apolar. O halde XY polardır. Y2 ve XY2 ise apolar moleküllerdir ifadesi doğru. Yoğun fazda XY2 molekülleri arası etkin kuvvet London'dır. XY2 nasıl moleküldü? Apolar. Apolar moleküllerin arasındaki etkin kuvvet indik dipol yani London. Bu ifade doğru. Peki sonuncusuna bakalım şimdi. XY molekülleri ile H2O arasında yoğun fazla dipol dipol etkileşimi kurulur. XY nasıl bir moleküldü? XY bizim için polar bir moleküldü.
Peki su nasıl bir molekül hocam? Su çok iyi bir polar çözücü. Merkez atomda boş elektronları var, yani polar. O halde X'ye de nasıldı yukarıda bulmuştuk? Polar. Polar poların arasındaki etkin kuvvetlerden birisi neydi? Dipol dipol. Yani hocam hidrojen bağı da vardır belki. Belki olabilir. Ama dipol dipol olmadığı anlamına gelmez. Yani dipol dipol kesin var. Ekstra hidrojen bağı da olabilir. Burada da zaten dipol dipol etkileşimi kurulur diyor. Evet kurulur. O halde cevabımız E seçeneği olacak. CH4 artı O2, 4O2, 3CO2, 2H2O. Denklemine göre eşit mol sayılı. Bir kere mol sayılarının eşit olduğunu kaçırmayalım. CH4 ve O2'nin %50 verimle gerçekleştirdiği tepkime sonucu NK'da 13.44 litre CO2 oluşur. NK'da 13.44 litre 13.44 bölü normal koşullarda 1 mol 22.4 litreydi. Bölersem 0.6 mol CO2 oluştuğunu bulurum. Bu net bilgi. Tepkime denklemini şuraya taşıyacak olursak daha rahat göreceğiz. 4O2, 3CO2 artı 2H2O. Peki elimizde başlangıçta eşit mol olduğunu biliyoruz ama kaçar mol olduğunu bilmiyoruz. Tepkime tam verimle gerçekleşmiyor, %50 verimle gerçekleşiyor. Demek ki her iki bileşenden hem C3H4'ten hem de O2'den artıyor. Net bilgi 0.6 mol CO2 olması, onu not aldım. Katsayıları yazıyorum, 3'e 1. Demek ki bundan 0.2 mol harcamışım net. Peki 1'e 4, 4 katı. Yani demek ki bundan da 0.8 mol harcamışım. Hatta başlayacak olursak 0.8 mol O2 gazı harcanır. Evet, bu doğru. Peki. Şimdi başlangıçta 1.6 mol gaz karışımı vardır. Hocam nasıl bulacağım? Şuna bakacağım. Bir kere %50 verimle bu reaksiyon gerçekleşmiş. %50 verim ya C3H4'ün %50'si harcanmış anlamına gelir ya da O2'nin %50'si harcanmış anlamına gelir. Yani biz sınırlayıcı bileşen hangisi şu an bilemiyoruz. Diyelim ki C3H4'ün %50'si harcanmış olsa 0,2 ise burası 0,4 mol olur. Yani %50'si 0,2. 0,4'ün %50'si 0,2 olduğu için. Yani C3H4'ün yarısını harcamışım. O halde birazdan sileceğim bunu. 0,2 mol arttı. Peki ondan 0,4 ise O2'den de 0,4 olmalı. Çünkü nasıl diyordu? Eşit mol sayılı. O halde burası da 0,4 olmalı. Mümkün mü? İmkansız. Neden? 0,4 varken 0,8 harcama şansım yoktu. Yani 0,8 kesinlikle harcamışım. O halde 0,4 mol başlangıçta bulunma ihtimali yokmuş. Yani burası gitti. Peki, o zaman başlangıçta 1,6 mol gaz karışımı olabilir mi? Şimdi ona bakacağız beraber. Şimdi o zaman ben verim yüzdesini kimin üzerinden hesaplayayım? O2 üzerinden. O2 üzerinden baktığım zaman %50 harcamışsam %50'si 0,8. Demek ki %100'ü tamamı yani başlangıçta 1,6 moldür. Eşit mol sayılı olduklarına göre bu 1,6 ise C3H4 de 1,6 moldür. Şimdi verim yüzdesini kontrol edebilirim. 1,6'nın %50'sini harcadım. Zaten bunu dikkat alarak yapmıştım. Peki böyle yaparsam bundan 0,8 mol artar. Bundan ne kadar artar hocam? Bundan da 1,4 mol artar. Yani 1,6'dan 0,2'sini kullandım. Şimdi okumaya başlayalım. Başlangıçta kapta 1,6 mol gaz karışımı vardır. 1,6 mol gaz karışımı var. Yoksa 1,6, 1,6 toplam 3,2 mol mu gaz karışımı var? 3,2 mol gaz karışımı var. Bu gitti. Reaktiflerin 2,2 molü tepkimeye girmeden kalır. Bir bakalım tepkimeye girmeden kalanlara. H2'den C3H4'ten 1,4 mol. O2'den ise 0,8 mol. Toplarsam 2,2 mol reaktif arttı. Yani reaksiyona girmeden kaldı. O halde bu ifade doğrudur. Demek ki cevap da D'dir. Yukarıda çeşitli sıvıların bulundukları ortamlar belirtilmiş. Bu sıvılarla ilgili yargıların hangileri doğrudur diye soruluyor. Önce kaynama karşılaştırmamız istenmiş. O zaman bu sıvılar için kaynamayı etkileyen şeyler nelerdir? Şimdi kaynama noktasını etkileyen şeylerden birisi dış basınç. Dış basınç arttıkça sıvının kaynama noktası artar. Bir diğeri ise safsızlık. Yani moleküller arası çekim kuvveti. Suyun içerisinde uçucu olmayan tuz gibi maddeler çözdüğümüz zaman suya göre tuzlu suyun moleküller arası çekim kuvveti daha yüksek olur. Böylelikle tuzlu suyun kaynama noktası suyunkinden yüksek olur. Yani safsızlık arttıkça kaynama noktası artacak. Onu biliyoruz. Peki, şimdi bunları karşılaştırırken şöyle yapalım. Ankara, Antalya ve Ankara ortamları. Bir kere Antalya ortamı diğerlerine göre deniz seviyesine daha yakın. Dolayısıyla deniz seviyesinin inildikçe de dış basınç ne yapıyordu? Artıyordu. Dolayısıyla dış basıncı fazla olan bu. Peki,
1 ve 3'e baktığımız zaman ise ikisi de Ankara'da. İkisi de Ankara'daysa bulundukları ortamın dış basıncını düşünmeme gerek yok. Dış basınçları aynı. Peki %20'lik olan tuzlu su mu yoksa saf suyun mu kaynatı yüksektir? Safsızlığı fazla olan 3. Yani biz safsızlık için karşılaştıracak olursak 3 büyük 1 diyebiliriz. O halde kaynama noktası karşılaştıracak olursak yine 3 büyük 1 diyebiliriz. Peki şimdi ikinciyi de olaya dahil edelim. İkincisi ise üçüncü ile ikincisinin bulundukları ortamda farklı. Biri Ankara, biri Antalya ama tuz yüzdeleri aynı. %20'lik, %20'lik. O zaman safsızlıklarını düşünmüyorum. Ortama bakıyorum. Antalya'nın bulunduğu ortamda dış basınç daha fazla. Bu sefer de P0 karşılaştırıyorum. 2 numaranın P0'ı dış basıncı 3 numaradan büyük. O halde kaynama noktası için diyebilirim ki 2 büyük 3. Şimdi elde ettiklerimize bakalım. Kaynama noktası 2 büyük 3. Kaynama noktası 3 büyük 1. Demek ki 2 hepsinden büyük. Yani kaynama noktası sıramız 2 büyük, 3 büyük 1 şeklinde olmalı. Öyle mi verilmiş? Evet öyle verilmiş. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi gelelim buhar basıncını neler etkiler? Buhar basıncı molekül arası çekim kuvvetine bağlı. Yani sıvının kaynama noktası ne kadar yüksekse buhar basıncı da o kadar düşük. Yani kaynamayla ters orantılı. Peki onun dışında neye bağlı hocam? Bulunduğu ortama bağlı mı? Hayır, bulunduğu ortama bağlı değil. O halde şuna bakıyorum. Biri Antalya'da, diğeri de Ankara'da. Yani bulundukları ortamlar farklı. Biri de Ankara'da. Onu da düşünmüyorum. Yani nerede olduğunun bir önemi yok. Peki bu %20'lik tuzlu su, bu da %20'lik tuzlu su. O zaman buhar basınçları nasıl olmalı? Eşit olmalı. Yani buhar basıncını karşılaştırırken önce şu ilişkiyi kuralım. 2-3 eşit. Çünkü buhar basıncı sıcaklığa bağlı. Moleküller arası çekim kuvveti cinsine bağlı. Bulunduğu dış basınca da bağlı değil. İkisi de 120'lik tuzlu su. İkisi de 25 derecede. O halde 2-3 eşit. Peki 2 ve 3'ün mü buhar basıncı daha fazladır yoksa saf suyun mu? Kaynama noktası daha düşük olan saf suydu. Yani daha uçucu. Dolayısıyla 25 derecede daha fazla buhar üreten birincisi olur. O halde buhar basıncı sıralamasımızı şöyle yaparız. 1 büyük, 2 eşit, 3 şeklinde yapmalıyız. Burada öyle mi yapmış? Hayır. Dolayısıyla yanlış. Peki sonuncuya bakalım şimdi. Son seçenekli ise kaynarkenki buhar basınçları. Bir sıvı kaynıyorsa buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşit. O zaman hepsi kaynıyorsa hepsinin buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşit. Demek ki bulunduğumuz ortamın dış basıncı ne kadar fazlaysa buhar basıncı o kadar fazla. Peki 2 numara Antalya'da bulunuyordu. Dış basınçları karşılaştıralım. 2'nin dış basıncı daha fazla deniz seviyesi. 1 ve 3'ün dış basınçları ise aynı. Peki bu sıvılar kaynıyor. Kaynarken o zaman buhar basınçları nasıl olur hocam? Kaynarkenki buhar basıncı en fazla olan bulunduğu ortamın dış basıncına eşit olacağına göre dış basıncın en fazla olduğu 2 olur. 1 ile 3 de birbirine nasıl olur? Eşit olur. Yani maddenin cinsinin bir önemi yok. O halde 2 büyük, 1 eşit 3 olmalı. Bu da doğru verilmiş. Cevabımız da D seçeneği olacak. Sıvıların viskozite değerleri. Viskozite neydi arkadaşım? Sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençti. Akmaya karşı gösterilen direnç. Peki, bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç ne kadar fazlaysa viskozitesi o kadar fazla, akışkanlığı ise o kadar az. Peki viskoziteyi etkileyen şeyler nelerdi? Viskozite moleküller arası çekim kuvvetine bağlıydı. Yani moleküller arası çekim viskoziteyi değiştirir. Yani moleküller arası çekim ne kadar fazlaysa viskozite de o kadar fazla. Peki başka neye bağlıdır? Sıcaklığa bağlı. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Yani sıcaklık ne kadar azsa viskozite o kadar fazla. Peki etkenler bunlar. O zaman hangilerine bağlıdır diye sorulmuş. Cinsine bağlı mıdır viskozite değeri? Kesinlikle bağlıdır. Peki sıcaklığa bağlı mıdır? Sıcaklık da etkiler. Peki molekül ağırlığına da bağlı mıdır? Molekül ağırlığı molekül arası çekim kuvvetini etkileyen bir şey. Mesela apolar moleküllerde molekülün ağırlığı arttıkça moleküle etki eden London kuvvetlerinin sayısı da artıyor. Dolayısıyla moleküler arası çekim kuvvetini etkilediği için ona da bağlı. O halde cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği olacak. X, Y, Z saf sıvılarının öz kütleleri, kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiş. Peki bakalım buna göre X, Y, Z sıvılarının oluşturduğu karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Y'den oluşan karışım homojen ise. Şimdi homojen olduklarını kabul ediyoruz. X, Y homojen karışım. Bunların hepsi sıvı bu arada. Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir.
Şimdi homojen karışımları zaten kaynama noktası farkından sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkıyla ayrıştırıyorduk. Bunun adına da ayrımsal damıtma diyorduk zaten. Kullandığımız düzenekle beraber yaptığımız işlemin adı buydu. Ama ayrımsal damıtma kullanabilmek için kaynama noktaları birbirinden farklı olmalı. X ve Y'nin kaynama noktası birbirinden farklı mı? Farklı. Dolayısıyla olur. Y ve Z'den oluşan karışım sıvı sıvı ama yine. Heterojen ise o zaman elimizde Y, Z sıvı sıvı bu sefer heterojen karışım olacak. Ayırma unisi ile bileşenlerine ayrılır. Ayırma unisi ile bileşenlerini ayırmak için birbirine karışmayan sıvılar lazım. Tamam, heterojenmiş. Öyle kabul ettik. Bu koşul sağlandı. Ama onun dışında yoğunlukları da birbirinden farklı olmalı. Yani biri üstte biri altta kalmalı. Peki Y ve Z'ye bakıyorum. Y ve Z'nin yoğunluğu birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman olur. X, Y, Z'den oluşan karışım homojen ise. Bu sefer koşulu değiştirdik. X, Y, Z üçü de birbiriyle homojen karışsın istiyoruz. X, Y, Z sıvı, sıvı, sıvı ama nasıl karışım? Homojen karışım. Peki damıtma kabında en son X kalabilir. Ayrımsal damıtma yani kaynama noktası farkıyla ayrıştıracağız bunları. Sıvı, sıvı, sıvı homojen karışımları. Şimdi damıtma kabı dediğimiz şey elimizdeki ısıttığımız kap. Isıtıyorum. Önce kim buharlaşıyor ve bu kaptan ayrılıyor? Kaynama noktası düşük olan. O zaman kaynama noktası yüksek olan kapta kalmalı. Damıtma kabında en son X kalabilir dediğine göre X'in kaynama noktası en yüksek olmalı. Bakıyorum X'in kaynama noktası en yüksek mi? Hayır, en düşük. Hatta kaptan önce kim ayrılır desem önce X buharlaşıp ayrılır. O halde bu ifade yanlış. Yine de diğerlerine bakalım hızlı bir şekilde. Yalnızca X ve Z birbirine karışıyor ise X, Y, Z'nin karışımında Y üstte kalabilir. Yalnızca X ve Z birbirine karışıyorsa X, Z karıştı. Peki X, Z'nin yoğunluklarına bakıyorum. X'in 0,8, Z'ninki 2. Ortalamalarını alacağız. Peki Y yoğunluğu daha düşük gelir. Yani 2 ile 0,8'in ortalaması 1,2'den büyük gelir. Dolayısıyla Y de üstte kalabilir. Peki X, Y, Z'nin 125 derecedeki karışımı homojendir. 125 hepsinin kaynama noktasının üstünde. O zaman kaynama noktalarının üstüne çıktığıma göre hepsi 125 derecede gazdır. O halde gaz gaz her zaman nasıl karışımdır? Homojen karışımdır. Yani cevabımız C olacak. Yukarıda verilen gazların kütlelerini, mol sayılarını ve atom sayılarını karşılaştırmamızı istemiş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Önce bir bakalım kütlelerini karşılaştırmadan önce. Bu zaten 20 gram, onu biliyorum. Peki normal koşullarda 11,2 litre C3H4 gazı bakıyorum 11,2 bölü 22,4 0,5 mol. 0,5 mol C3H4 demiştik. C3H4'ün mol kütlesini şuradan hesaplayacak olursam 1 molünün 40 gram olduğunu bulurum. Peki 1 molü 40 gramsa 0,5 molü 0,5 çarpı 40 ya da yarısı yani 20 gram. C3H4 de 20 grammış. Şuraya yazayım. Bu 20 gramdı. Bu da 20 gram. Peki 6,25 Na tane atom içeren CH4. 6,25 Na tane. Na tane 1 mol demek. Yani Avogadro tane. O zaman 6,25 mol demek istiyorum. Ne ama? 6,25 mol atom içeriyormuş. Şimdi CH4'e bakınca kendisi 5 atomdu. Peki kendisinin molü N olsaydı N çarpı 5'ten 5N mol atom içerirdi. O da 6,25'e eşitmiş. Buradan işlem yaparsam N'in 1,25 olduğunu bulurum. 1,25 mol. Peki 1,25 mol CH4. 1,25 mol CH4. CH4'ün mol kütlesi 16. 1,25 çarpı 16 yapıyorum. Yani 5 bölü 4 çarpı 16. O da 20 gram geliyor. O halde bunların hepsi için 20 grammış diyebilirim. Yani mol kütleleri birbirine eşit. M1, M2, M3 değerleri. Renk değiştirelim. Şimdi bunların mol sayılarını soruyor. 20 gram SO3. SO3'ün mol ağırlığı 80. Aşağıdan hesapladık. O halde molünü bulmak için 20 bölü 80 yapıyorum. Demek ki 1 bölü 4 yani 0,25 mol. Birincisi için mol 0,25. Peki. Sonra normal koşullarda 11,2 litre biz burada molünü bulmuştuk. Kaç mol bulmuştuk? 0,5 mol. Peki. Biz CH4'ün de molünü bulmuştuk burada. Ne kadar bulmuştuk? 1,25 mol. O halde mol sayısı en büyük olan üçüncüsü. En küçük olan ise birincisi 0,25'te ve doğru verilmiş. Peki sonuncusunda ise atom sayılarını karşılaştırmamızı istiyor. Şimdi biz mollerini bulmuştuk. Şuraya yazalım. 0,25 mol SO3. SO3 bir tane S, 3 tane oksijen, 4 atom. 0,25 çarpı 4 1 mol atom içerir. Aynı şeyi C3H4 için yapıyorum.
0,5 mol C3H4. 3, 4 daha 7 atomlu. 3 karbon, 4 hidrojen. 0,5 çarpı 7, 3,5 mol atom. Aynı şeyi CH4 için yapıyorum. 1,25 mol kendisi. CH4 5 atomlu. 1,25 çarpı 5. Yani ne gelir? 5 bölü 4 çarpı 5. 25 bölü 4. Yani büyük bir değer. 25 bölü 4 mol atom içeriyor. O halde en fazla atom 25 bölü 4 ile üçüncüsünde. E peki burada üçüncüsünü mü vermiş? Hayır, ikincisini vermiş. O halde doğru olanlar 1, 2 yani C seçeneği olacak. Saf X ve Y sıvılarının 1 atm dış basınç ortamda sıcaklık zaman grafikleri verilmiş. Önce bir kere bunlar saf sıvılar. Saf bir sıvıyı ısıtarak sadece kaynatabilirim. Yani bir defa değiştirir. O zaman burası onun sıcaklığının sabit kaldığı yer, yani kaynadığı yer. Kaynama noktası 100 derece. Burada aynı şekilde Y sıvısının kaynama noktası, yani kaynama noktası 78 derece. Peki, sıvı sıvı karışımı oluşturuyorum. X ve Y sıvıların oluşturduğu homojen karışım. Ne gibi? Alkollü su gibi mesela. Tamam. O halde X ve Y nasıl bir karışım oluşturuyormuş hocam? Homojen bir karışım oluşturuyor. Homojen sıvı sıvı karışımı. Sıvı sıvı homojen karışımları nasıl ayrıştırırım? Kaynama noktası farkıyla. Nasıl bir şey uygularım? Ayrımsal damıtma yöntemi kullanırım. Ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma şöyle bir şeydi. Yani ben bu kaptaki maddeleri ısıtıyorum. Isıttığım zaman öncelikle kaynama noktası düşük olan kim o? Y. 78. Öncelikle Y buharı daha çok buraya geliyor. X hiç gelmiyor diyemeyiz tabii. Buradan soğutmaya başlıyorum. Soğuttukça Y burada sıvılaşıyor. Ve toplama kabında Y sıvısını elde ediyorum. Diğer kapta da daha çoğunlukla X sıvısı kalıyor. Yani yöntemin adı ayrımsal damıtma olmalı. Kaynama noktası farkıyla. O halde cevap E seçeneği olacak.